Nelen, özür dilemek istiyorum. Dün seninle gelmemeliydim. Yaptığım küstahlıktı. Eve gittiğimde benimle kavga etti. Wendy, beni iyi dinle. Bir ilişki istiyorsan iyi biri olmalısın. Drama kraliçesi olma. Öyle olmak istemedim. Ama fark ettim ki Guo Xinyan'dan gittikçe daha fazla hoşlanıyorum. Buna inanabiliyor musun? Davayı kaybedersek onunla beş parasız bir hayata hazırım. Tamam. Bunları neden bana anlatıyorsun peki? Çünkü o seni çok özlüyor. Wendy, kendini iyi hissetmen için benden ne yapmamı bekliyorsun? Kaybolmanı. Yok olmanı istiyorum. Bunu konuştuk. Sakin olalım ve sinirlenmeyelim. Yarın bir ayarlama yap. Listedeki bütün dostları ziyaret et ve herhangi bir şey sızdırıldı mı öğren. Peki efendim. Baba, gelmişsin. Efendim, bir şeyler yiyelim mi? Evet, yiyebiliriz. Bugün öleceğim, yarının güneşini görmemekten endişeleniyorum. Bence biraz abartıyorsun baba. Baba, dur! Baba lütfen, ne yapıyorsun? Dur! Efendim, baba dur! Efendim, durun lütfen. Sakin olmalısınız. Buraya gelirken kızmayacağınız konusunda anlaşmıştık. Efendim, lütfen sakin olun. Lütfen efendim, sakin olun. Efendim, hepsi benim hatam. Delikanlıyı takip etseydim bunlar olmazdı. Kaç yaşında o? Sürekli biri takip mi edecek ha? Efendim, geri çekilin. Buraya gel. Sana bir liste verdim. Bütün aileye ellerine teslim ettim. Listedekiler son 10 yılda edindiğim bağlantılardı. Bunca yıldır alt seviyedekilerle arkadaş olup üst seviyedekileri de
Pohpohluyordum. Böylece ailemize bir şey olursa yardımlarını isteyebilirdim. Bunlar iyi bağlantılar ve sen onu kaybettin. İleride ortaya çıkarsa bir araya gelip kendilerini kurtarmaya çalışacaklar. Hapse gireceğiz, anlıyor musun? Hepsi ailemizden faydalandı. Gelip bizi ısıracaklar mıdır sence? Dahası o kız 3. sınıf bir model, eğitimi bile yok. Böyle şeylerden anlamaz. İnternetin neler yapabileceğini bilmiyorsun. Para kaybetsen geri kazanabilirsin. Ama bu açığa çıkarsa sonumuz olur seni gerizekalı. Efendim, lütfen sinirlenmeyin. Kalbiniz iyi değil. İlaçlarınızı alın. Ne yapmayı planlıyorsun? Birilerini buldum. Yarın sabah burada olacaklar. Henüz o kızla konuşamadım. Telefonu kapalı. Sanırım bize şantaj yapmayı düşünüyor. Yani sakin kalmalı ve strateji oluşturmalıyız. Paniklersek pasif duruma düşeriz efendim. Bir dakika bile beklemen ailemizi daha çok tehlikeye maruz bırakır. Elbette. Kızın şanşil olduğunu öğrendim. Terminallerde, havaalanlarında, tren istasyonlarında adamlarımız var.